20 yıldır üretime değil ranta dayalı ekonomi politikaları izleyen bir iktidar var karşımızda. İstihdam yaratmayan, milletin cebini günden güne eriten, yanlış politika silsilesini sürdüren bir iktidar var karşımızda. Yolsuzluğa, işsizliğe, yoksulluğa rekorlar kırdıran politikaları ısrarla sürdüren bir iktidar var karşımızda. İktidar bu yanlışları görmek, düzeltmek yerine ya verilerle oynamayı tercih ediyor ya da krizi sonlandıracak tedbirler almak yerine krizin getirdiği iflasları örtmeye çalışıyor. Konkordato ilan eden firma sayısı sürekli artıyor. Bakın değerli arkadaşlar, konkordato sürecinden çıkamayarak iflas eden şirket sayısı 2018'de 13 idi. 2019'da bu sayı 91'e yükseldi. 2020'de ise 121 oldu. 2021'in ilk 5 ayında ise bu sayı 50. Türkiye'de toplam nakdi kredi miktarı 3.9 trilyon lira. Takipteki kredi miktarı ise 150 milyar lira. Bugün itibariyle icra ve iflas dairelerinde halen derbest olan dosya sayısı 22.118.000. Geçen yıl kaçtı? 20.297.000. Yani bir yılda 1.8 milyon icra sayısı arttı. İcra yoluyla el konulan mülk ve gayrimenkuller ilan.go.tr adresinden satışa çıkartılıyor. Bugün ilan.go.tr'de 5.171 icradan satılık ilanı var. 1.192 tarla, tarım arazisi, bağ bahçe icrada satılık durumda. Bunların 21'i Hatay'da. Kim derdi ki bereketli Amik Ovası icradan tarım arazisi satışında 18. olacak. Borçlar, icralar, iflaslar almış başını götürüyor. Çıkma sebze meyve olmazsa, yarı fiyatına satılan bayat ekmek, kırık yumurta olmazsa, bardakla sıvı yağ, tane lezzetin satılmazsa insanlar karınlarını doyuramıyor. Ama iktidar mesutlarına bakarsanız her şey güllük gülistanlık. Onlara göre insanımız zenginlikten kırılıyor. İnsanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyor, yılda da bir arabaları değiştiriyor. Yahu ne zaman uyanacaksınız bu gaflet uykusundan?